Peki. Ee, sonra evden çıktın. Bu burası senin evindi. Evet ve... benim evimdi. Genelde böyle yerlerde. Ama şimdi kiradan kaydedim. çıkınca 5 kat 6 kat kiraya geçildiği için hmm. bu büyüklükte herhalde bir yere geçemedin. Ee, ev bu kadar büyük değil ama yine bir 4 dönüm arazide 5 köpek 5 kedi ben kardeşim birlikte yaşıyoruz. Bir köyde yaşıyoruz çünkü. Köy olunca da tabii Bunu böyle nasıl oluyor merkezde yani? demek olmayınca. demek ki şeylerin hali vakti yerinde mi? Olar Yok anlıyoruz. çok uygun işte kira. Aslında. Ne, ne, nerede bu? İstanbul'un bir köyü. artık Şile'ye doğru. Şimdi tam şey hmm. yapmayayım Adres vermeyeyim. Kapının ve hmm. yani <laughs> şimdi söyleyeyim de kira 20 bin lira. 20 bin lira. Çok. iyi Ama bence. bayağı, yani 20 <laughs> bin lira için istiyorum. bayağı bir İstanbul'dan uzaklaşmak gerekiyor. Evet, ama zaten hani onu da çok seviyorum. O köy hayatını çocukluğumdan beri zaten hep gitmek istiyordum. Çünkü bizim mesela çok... ben hep şeyi duyuyorum. Mesela işte İstanbul'un daha diyelim ki Avrupa yakasına merkeze yakın bir yerde oturanlar mesela hmm. 7 bin liraya oturuyormuş, hmm. ev sahibi çıkartıyor işte 10 senesini bitirmiş ya da 5 seneden sonra tekrar bir hmm. bir şey paz. Hazarlıklara girmiş falan işte taşınmak zorunda kalmış ya da ev sahibinin tacizine uğramış hmm. taşınmak zorunda filan. Yani 7 bin liralık yerden çıkıp 70 bin liralık yere tabii, geçmek zorunda. Tabii dolayısıyla canım. İstanbul'dan uzaklaşmak zorunda. Benim bu programı çektiğim bu, dolayısıyla evi... Dolayısıyla merkeze daha çok yeni zenginler geliyor anlamına geliyor. <laughs> tabii <evet>. yani, <laughs> yani aynen. Eski zenginler ya da kültürel olarak zengin olanlar yani hiçbir zaman zengin olamamışlar galiba. <laughs> <Evet>. Merkezden <laughs> uzak köylere doğru kaçıyorlar. Tabii. Ee, aslında daha sonra köyden gelip de parayı bulmuş olanlar merkeze doğru ilerliyorlar. Halbuki merkezde doğup büyümüş olanlar ne anlasınlar köylük yerden. Köylük yerden Aa. gelenler ne anlasınlar merkezden diye anlıyorum. bir durum var. Ben çok iyi. Yok yok ben Sen bayağı, anlıyor musun hakikaten? Ben böyle şey beyaz Türk romantizmi seninkisi mesela bahçıvanlık bir yok, domates zaten yetiştirmek. Yok ben köyde yaşamıştım çok uzun süre. Ee, böyle 18 yaşıma kadar. 18 yaşında aslında İstanbul'un Taksim'inin ortası. Gelip, ben hiç köyde yaşamış bir tip gibi görünmüyorsun. Köyde ha? yaşadım. Tabii, Nasıl tabii. köyde yaşadın? Sapanca, ee, tabii bir Çerkes köyü, hani böyle çok ha. şey değil. Ee, ama Anne baba ne iş yapıyordu? Babam uzun yol şoförüdür. Aynı Hı. zamanda bir dönem tavukçuluk da yaptı. Tabii ben vegan olunca çok utandı. <laughs> ya ulan tavukçu babanın vegan kızı mı olur falan diye o, veganlık da 25 yılı buldu. Anneniz ne iş yapıyordu? Annem ev hanımı. Peki uzun yol şoförü bir baba ve ev hanımı bir anneden nasıl senin gibi e, böyle bir tip çıkıyor? Yani o tarafı e, hor görmüyorum yanlış hmm. anlaşılmasın tabii, tabii, ama tabii. E, yani başka bir şey olman gerekmez miydi? Ee, yani beni etrafımda yani ailem ya da akrabalarım ya da yaşadığım şehirden çok okuduğum yazarlar, müzisyenler, oyuncular galiba daha çok etkilediler. O sebeple. İşte Mevzu bu buraya geldi. İşte bu, bu 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 gerçekten ilginç. Ben aslında bütün e, aile geleneğini ve aile kültürünü devam ettiren herkese çok saygım var. Tabii. Aynı zamanda o kültürden e, başka bir yöne, o kültürden gelip başka bir yöne Hı -hı. giden ve orada yeni bir kültür Hı -hı. oluşturan herkese de çok saygım var. Ben sadece tersine bir e, erozyon ya da dejenerasyona Hı -hı. sinirleniyorum. Tabii tabii. Yani ama sende böyle bir enteresan bir şey olmuş. Çünkü yani işte babada enteresan bir adam. O zaman ne dedi sana böyle sahnelere çıkıyorsun? En çok babam desteklerdi. Bütün düğünlerde o çıkarırdı beni sahneye zaten. <laughs> Biraz içip filan. Şimdi kızım bir şarkı söyleyecek filan diye. Böyle tanımadığım acayip? insanların hayatta düğünlerinde mı? tabii ki hayatta. Hatta izliyordur şimdi. Mükemmel. O zaman babayı tebrik etmek baba lazım. Baba dövmesi filan hani büyük bir aşk. Öyle mi? Tabii. İsmi nedir babanızın? Talat. Hı? Talat. Evet. Çok güzel bir evet. isim. Talat da sert isimdir hakikaten. Evet kendisi aslında böyle sert görünmeye çalışan ama Hı -hı. yumuşacık ee, bir şarkıyı dinlediğinde gözyaşlarını falan tutamayan Peki Bu kadar birisidir. hoş kültürlü bir adam bu kadar e, bağımsız düşünebiliyor ve böyle Hı -hı. E, bir kız e, yetiştiriyor. Bu nasıl olmuş yani uzun yollarda mı gelmiş ona bu işler? Yani farklı kültürler mi o da tanımış, çok müzik farklı. dinlerdi o hmm. da böyle müzisyenlere çok saygı ya? yani şimdi de. şimdi de hala da dinliyor hmm. hatta çok güzel videolar atıyor bana hala yollarda karanlık yollarda giderken teybini açmış. Şu anda çalışmaya devam ediyor mu? Devam ediyor hala. Ee, çünkü zaten 18 yaşında yapmışlar beni. Aslında şu an hala yani çok gençler. Kaç yaşında şu anda? 63 yaşında. Ama artık emekli olması gerekmiyor mu? Senin dönüp ee, anneye ve babaya bakman gerekmiyor mu? Ben zaten bunu 30 kere de söylesem asla kabul etmiyor. Çünkü Tek çocuk işte nasıl? 16 yaşında iki, i̇ki benden çocuk. küçük 11 yaş küçük bir oğlan kardeşim var. O ne yapıyor şimdi? O da benimle çalışıyor aslında. O da otuzlarında. Evet. evet. Hı -hı. Peki, çok güzel bir Babalar Gününden sonra evet. güzel bir şey dinledik evet, aslında. Evet. Güzel çok bir şeydir. Dinledim. Çok sağ olsun. Yani deprem hikayemiz vardır mesela 99 depremi Sakarya. Hı -hı. Ee, birkaç gün sonra ben böyle delirirken falan babam o hasarlı evimize girip gitarımı çıkarmıştır mesela içeriden. Hani bu mesela çok önemli bir hikayedir benim hayatımda. Evet, hani insanlar da epey bir başka e, linçleyip bir şey böyle yokmuştu. yüzümüze tükürmüştü. Yani, Pijamalar işte şeyler hariç. Ama gitarı çıkarması babanın bu kadar özen göstermesi kızının hmm. yani kızının e, çok önem verdiği bir enstrümanı hakikaten evet. çok ilginç bu anlatım. Ay çok güzel. <laughs> Selamlar Boş. <babuş>. Peki. Evet. <gülüyor> Peki. <gülüyor>